Efendim, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Efendim, ben ismim Aydın Osman Uygur. Anapay diye ünvanım vardır. 40 senedir kanarya işiyle uğraşıyorum. Esnafım kendim. Bu işe çocuk yaştan beri başlamışım. Aşağı yukarı 77-78 yıllardan beri ben bu işi hobim vardır. Güvercin de besledim, horoz da besledim. Ama kanaryaya devam ettik biz bugüne kadar. Aşağı yukarı 77-78'den beri ben bu işi oynarım. Bu bize bir hobi, bir sevgi, bir aşk. Yani yatağa yattı mıydı bunu düşünürüz. Bir yere gidip geldi miydi bunu düşünürüz. Uzun yola gidemeyiz bunların bakımıyla alakalı olacağımız için. Ne bileyim ben, yani uğraşıyoruz, sevgimizdir, aşkımızdır. Yani çocuklarımızın düzeyinde tutuyoruz bunları, beslenmesi, gıdaları, yani temizliği olsun, bakımı olsun, yemeleri, içmeleri olsun. Seviyoruz. Dostluğunu seviyoruz, arkadaşlarını seviyoruz. Biz Türkiye Kanarya Federasyonu'na bağlı bir üyeyiz. Federasyonumuz var. Bu federasyonumuz aracılığıyla yılda 5 sefer, 6 sefer müsabakalar yapılır, yarışmalar yapılır çeşitli vilayetlerde. İlkini Ankara'da başladık, Antalya'da vardı, Bursa'da vardı. Türkiye finalimiz olan Kocaeli yarışmamız vardı, İzmit Kocaeli yarışmamız vardı. Burada aşağı yukarı 1000 adet koşum içerisinde bu koşumuz salon birincisi oldu. Bu dalda birinci oldu. Yorkshire dalında birinci oldu. Ve bu arada 8500-9000 tane kuş kaydiyesi yapılıyor federasyonumuza. Her yarışmada hemen hemen. Buralara gitti miydi eş dostları ziyaret ediyoruz. Hasbihal ediyoruz. Çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Ve tabi bunların bir heyecanı var. Ama kuşumuz yarışa girdi mi? Derece yaptı mı? Yani o dakikalar bayağı stresli geçiyor, heyecanlı geçiyor. O kadar yol gitmek, yani şuncacık bir kuşun arkasında, şu kadar bir kuşun arkasında gitmek, binlerce kilometre gidiyoruz. Birkaç gün gidiyoruz, evimizi bırakıp gidiyoruz. Ama ne? Yani bu bir dostluk, aşk, sevgi. Evet. Efendim, bu kuşumuzun özelliği nedir? Bu kuşumuzun özelliği Yorkshire, İngiltere menşelidir. Biz bunları ıslah edilmiş. Uzun zamandır ben bu Yorkshire'e uğraşıyorum. Epeydir de yapıyorum zaman olarak. Birkaç senedir bayağı ara vermiştim. Yarışlara pek iştirak edemiyordum. Bu sene nasip oldu. Güzel yavrular çıktı. Tabii bu kadar kuştan hepsi güzel olacak diye de bir kaide yok. İşlerinde güzel yavrumuz çıktı. Birkaç tane. Bursa'da derecelerimiz var. Ankara'da derecelerimiz var. Ve finalde birinciliklerimiz var. Bunların eşlemesi önemli olan. Yapılarını birbirine çapraz yapıp böyle eşleyebilmek. Ne bileyim ben yani becerdiğimiz bu kadar, başka yok. Peki efendim, kuşunuzun özelliği rengi kendi doğal mı? Kuşumuzun rengine gelen. Bu kuşumuzun rengi sarıdır esas. Sarıdır. Biz bunu oranj boya, kantastik bir renk vardır. Onunla boyuyoruz, yavru tüyden çıkımından tüy bitimine kadar bu boyayı veririz, toz halindedir. Bir buğday tanesi kadar mamasına dökeriz, günlük olarak veririz. Bu rengini böyle alır, oranja yaklaşık yaparız, oranj yaparız. Evet, sarı da güzel oluyor ama bize bu hitabı önemli, renk hitabı. Bir de Norveç cinsindeki kuşlarımızın renk boyası olabiliyor. Diğer kuşlarda pek kullanılmıyor. Tabii diğer mozaik türü kuşlarda falan kullanılıyor da. Ama Yorkshire ve Norwich illaki boya verince daha göze hitap ediyor. İnsanları daha hoş görüntüyor. Peki size şu şekilde soru sorayım. Yarışmada birinci oldunuz. Kırşehir'i temsil ettiniz. He. Bu duygu emeklerinizin karşılığını alıyor mu? Sizi rahatlatıyor mu? Nasıl bir duygu evet, hissediyorsunuz? Evet, evet. Uzun zamandır diyorum ya, ben yarışlara katılamamıştım. Tabii güzel bir duygu. Kırşehir'imizi temsil etmek. Kırşehir'imizden bizim gibi böyle bir kuş çıkması bizim arkadaşlarımızla. Güzel bir duygu ya. Yani dostlarla gidiyoruz, sevişiyoruz orada. Arkadaşlarla hasbihal ediyoruz. Güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Özellikle mesela şimdiki gençlere bir muhabbet kuşu olur, illa kanarya olacak diye bir şey yok. Bir kanarya olur, muhabbet olur, akvaryum olur. Bu gibi faaliyetler çocuklarımızı, yiyenlerimizi eve bağlar.
okuldan çıkar. Der ki benim evde kuşum var, ben onun yemini vereceğim, ihtiyacını gidereceğim, balığa yem atacağım şeklinde. Çeşitli çocukları frekanslardan alıkor. Yani bunu adapte etmemiz lazım ama kuş deyince yanlış algılanıyor. Ben burada 10 sene Kanada Sevenler Dernek Başkanlığı yaptım Kırşehir'imizde. Efendime söyleyeyim. Orada bile, yani orada dernek olunca hani oyun oynanıyor falan. Hayır efendim, biz amacımız doğrultusundaydık. Hakemlik de yaptım uzun yıllar. Tabi kendi bölgeler arasında Anadolu olarak biz hakemlik de yaptık. Ne bileyim ben yani herkese tavsiye ederim gençlerimize bilhassa. Bilhassa gençlerimize. Yani kötü bir şey değil bu. Hayvanla uğraşı sevmek, tanımak ve bunların dostluğunu pekiştirmektir. Ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar iştirak ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle kafesine uğraşırken, içerideki onların böyle bakımını falan yaparken genel detay koyduk aslında. İyi kuşumuz bu ya. En güzel kuşumuz bu ya. Türkiye şampiyonu bu ya. Yumurta atmış böyle. Hep böyle talep ettim ya. Böyle buradan şimdi röportaj yapabiliriz. Ben oturmam gereği. Şuraya gelse şuradan görüntü olur. Şunlar. Şöyle alayım onu. Sen şuraya geç, biz köşeyi alalım şöyle. Kuşçuda, Kanarya. Kanarya böyle.
Hazırlan geliyor yavaş. Buradan zaten temizlenelim. Mamalarla besliyoruz. Böyle el bebek, kul bebek besliyoruz. Bunlar bu meydana geliyor ama bir türlü bir meşakkatten geçiyor yani. Bir badireden geçiyor. İşte bunlar biz olmadan mümkün değil yaşayamıyor. Bu bir sevgi, bu bir aşk. Bunların böyle günlük yarım saat ben burada oynadım yedi bunlarla. Günün stresini atıyorum, yorgunluğunu atıyorum. Ne bileyim ben.